Bu nasıl bir coşku değil mi Müge ya? Öyle bir coşku ki. Böyle ülke olarak böyle milli duygularda yıllar önce 21 yıl önce birinci olduğumuz şarkıyı Sertab Erener'in yine yarı finalde konuk sanatçı olarak gidip orada İsveç'te seslendirmesi ne bileyim yine bizi bir ayağa kaldırdı. Hem de nasıl ya. Müge ya? Ama coşkunun güzelliğine bakar mısınız? Bizim ülkemiz söz konusuysa, kırmızımız beyazımız söz konusuysa, o Türk bayrağımız söz konusuysa göğsümüz nasıl kabarmaz ya? İster şarkı olsun, ister ne olursa spor olsun. Evet. Sonuç yani dal ne olursa olsun ülkemizi temsilen bayrakların havaya kalkması böyle bizi de gece, geç saatlerdeydi hepimizi ayağa kaldırdı. 21 yıl sonra Sertab Erener bizi yine duygulandırdı. Ama bugün size bir sürprizimiz var Sertab Erener'in yanı sıra. Ama bu sürpriz sizi daha da duygulandıracak. Ya. Biraz nostalji yapacaksınız, geçmişe gideceksiniz ama duyguyla gideceksiniz. Sürprizimize geçelim mi? Geçelim. Kimle gidiyoruz? Sizi ta 1975 yılına götürüyoruz. Götürelim. Seninle bir dakika geleceğiz. Ama şuraya hitap ediyor. İlk şurayı Erevizyon. Türkiye'nin ilk Erevizyon sınavı ve ilk Erevizyon starı gelsin Semiha Yankı. Nasıl duygulandık, Çaktırma arada ağladık da. Evet. Pardon da ağlıyorsunuz. Ben o zamanlar çok ağlamıştım. Dedikodusunu yaparız. Şu üstümü ben bir değiştireyim. Öyle hemen mi? Geliyorum. Evet. Hemen gel. Hemen mi geliyorsun? Hemen mi gidiyorsun? Bir iki dakika bence birazcık oturalım. Azıcık. Mikrofonum yok. El mikrofonla mı konuşacağım? Tamam. Evet. Ha, yakın mikrofonu da belki takarlar. Oturayım hadi böyle oturayım. Biraz konuşsun. Biraz evet, bu elbiseyle oturalım. Çünkü 1975 duygusu. Oradaki duyguyu şu anda siz bu stüdyoya o kadar güzel getirdiniz ki herkes duygulandı. Evet. Şarkıda çok böyle yüreği sızlatan, yüreğe dokunan bir duygu var. Aynen öyle. Muhteşem. Hikmet Nurebcioğlu yazdı sözlerini. Besteyi de Kemal Ebcioğlu yazdı. Kemal'i buldum. Öyle mi? Evet. Hı. Yıllardır yoktu meydanda. Eskişehir'e yerleşmiş. En kısa zamanda ziyaretine gideceğim. Aa harika. Olmadı. Beraber alırız bir gün sizi. Vallahi çok sevinirim. Kemal'i buldum Eskişehir'de. Gideceğim, alacağım. Evet. Hatta böyle bir konuşalım. Kemal'i buraya getirmeyi çok isterim. Harika Eşiyle falan olur. Da konuştuk. Harika Nasıl olur. Nasıl bir beste yaptıysa yeni nesil de çok iyi biliyor şarkıyı. Evet. Evet. O kadar çok ezberlerinde ki 15 yaşındaki, 16 yaşındaki çocuklar seninle bir dakika. Beni fotoğraf olarak belki hatırlamıyorlar o jenerasyon. Evet. Ama seninle bir dakika dedin bir daha akan sular duruyor. Herkes biliyor şarkıyı. Çünkü o Nasıl bir imza. Evet. Evet. İmza hem sözüyle imza hem o böyle duyguyu yakalayan imza hem de senin yorumunla imza. Ay teşekkür ederim. Evet. Kesinlikle. Şimdi bazen değil mi Müge böyle yarışmalarda sonuncu olur. Orada böyle bir burukluk, böyle yürekte başka türlü bir sızı bırakabilir ama o şarkı öyle bir kült şarkı olur ki hayatımız boyunca bizi etkilemeye devam eder. Aynen öyle. Nasıl bir imza? Hakikaten çok uğraştılar ama. Evet, şimdi senin 1975'te katıldığın ve sadece 3 puan, kaç puan alıyor? 3 puan alıyor. Dolayısıyla sonuncu oluyor ama bazen de tacı alınan güzeller gibi. Aynen, aynen. Tacı alınan birinciden daha aynen. kıymetli olur ya. Semiha'nın hikayesi de zaten oraya gidene kadar büyük bir mücadele yaşıyor. Birebir biliyorsun o konuları sen. Evet, sen bir duygusal olarak mücadeleler, travmalar atlatıyorsun. Bir de oraya gidene kadar mesleki anlamda da bir şeyleri aşmaya çalışıyorsun. Biz mi okuyalım Boğaç yoksa ona pas mı atalım? Bir seyirci de hatırlasın başına neler geldiğini. Tamam şöyle 1975'te Semiha Yankı seninle bir dakika ile Hollanda'nın 152 puanla birinci olduğu Erevizyon'da Monaco'dan aldığımız 3 puanla sonuncu olduk. Nilüfer de Türkiye elemelerinde vardı. Evet. Fakat şarkının çalıntı olduğu iddiası ona, kariyerine ve şarkıya gölge düşürdüğü için yarışmadan son anda çekildi. Ali Rıza Binboğa halk oylaması sonucu birinci olmuştu. Doğru. Jüri de Semiha'yı istiyordu ama sonradan yine bir oylama yapıldı. Semiha. Ama senin bir de rakibin vardı. Cici Kızlar. Cici Kızlar'la ben birinci oldum. Ali Rıza Binboğa üçüncü olmuştu zannediyorum. Halk oylaması ve jüri puanlamasının ortalamasıyla.
Ben cici kızlarla beraber birinci oldum. Sonra? Kura sonucu ülkeyi temsil etme hakkını kazandım. Kurayla çıktı. Kurayla çıktı. Evet. Aslında bir mücadele ve bir şans. Hem de nasıl bir mücadele? Hem nasıl bir mücadele? Oho, çok detaylı, çok uzun. Kim bilir ne izler bırakmış, ne anılar bırakmıştır orada sende. Çok iyi anılarım yok aslında. Öyle mi? Ha. Ya, çok iyi şeyler mi biliyor onları? Evet. Yıllar içinde konuştuk çok. Aynen. Başına sen çok... daha yenisin Yelda'cığım. Anlatacağız sana. Peki Semih, aslında her şeyin çok da amatör olduğu yıllar. Duygusallık had safhada ama amatörlük de had safhada. O anlamda... Şimdi çok profesyoneller. Başına ufak tefek gelen şeyleri anlatsana. En iyisi bu elbise. Elbise, aynı elbise. Yani bu, hadi şimdi ünlü moda markaları bunu yaptı. Şu anda evet, çizmeye evet, çizgi sokağa çık ama o dönemde modanın göbeğinden ben gittim şeye, Eurovision'a. Evet. Yani orada bu elbiseyi bana giydirilmek yerine 14-17 yaşındaki birlikte uçuş uçuş şifonlar da giydirilebilirdi. O çok eleştirisi yapıldı bu elbisenin. Hmm. Bu elbise aslında Türk motifi değil. Biz olsa üç etek giymemiz lazım normalde. Hmm. Evet. Bunun başının tacı var. Çiçekli çiçekli tacı vardı. Arkadan kurdeleler sallanıyor. Rusların belli bir bölümünün etnik kıyafeti aslında. Orada nesnelenerek yapıldı. Hmm. Ben son dakika tacı çıkarttım. İyi ki yapmışım. Öyle mi? Yoksa Rus kıyafeti diyeceklerdi. Ha, evet mi? İşte bak fotoğrafta tabii, da var. İşte bak fotoğrafı var onun. Ama o taç çıktığında tamamen oradan ayrışmış yani. Tamamen bizim motiflerimiz var o bir olunca, taraftan. O olunca, Ustanın belli bir bölümünün yöresel kıyafeti. O bize Karadeniz'de kadınların gibi. Evet, ya da evet, ne bileyim Güneydoğu Anadolu'daki. Ben şu elbiseye bir dokunmak istiyorum. Elbiseyi sana bırakacağım zaten. Açık artırmaya çıkaralım bunu. Çıkaracağız. Evet. 1975'te ülkemizi temsil etmiş. Sonraki kuşaklara da çok duygusu geçmiş. Evet. Bu çok önemli. Bu tarihi değerde bir şey. 50 sene olacak önümüzdeki ve sene. Ve de o kadar güzel bir kumaş ki. Evet, ben kuliste dokundum. Kim dikmişti? Dokundum. Basma. Ankara'da böyle yani etnik bir kıyafet aslında dikilmiş falan da değil. Hazır mıydı? Öylesine hayır. Öylesine kadınca parçalardan tutup böyle bir şey de giyebilir diye. Ya onu, hiç elbise bulunamayınca. Onu tasarlayan kişi, Ankara'daki o tasarlayan kişi aslında ne kadar Sevim Hanım şey diye bir kadın. Sevim Butik'te de yazıyorsun hatta işinde ama yıllar oldu. Sağ mıdır, ölmüş müdür? Öldüyse Allah rahmet eylesin. Değil mi ya, aslında amatörlüğe baksana ya. Değil evet mi? Evet. Ya orada beni buldu işte. Ha? Ama güzel de bir şey olmuş. Çünkü yapılan haksızlıkların sonucunda benim kötü bir şey yapmadığım meydana çıktı. O dönemde parçaladılar beni, paraladılar. Ooo lime lime ettiler. Didik evet, dik ettiler. Ama sonradan anlaşıldı ki işin siyasi tarafı. Hmm. Ondan sonra da ben böyle biraz klasikleştim artık hani Eurovision konusunda. Hmm. Çok da kıyamamaya başladılar. Ama yıllar sonra bu arada Eurovision tarihinde seninle bir dakika tam 30 sene sonra... En çok beğenilen ilk 20 şarkının içine girdi. Evet. Kesinlikle. Evet. Duygusu yani, çok yüksek. Yani, nasıl bir beste yaptıysa Kemal'cim. Evet. Peki ya, senin niçin lime lime etmişlerdi? Az puanla döndüğün için mi? Az puanla döndüğüm için bu elbise yüzünden Türk bayrağını çizemedim diye. Sanki ben restorana gittim o demilimetrik bir şeyler. Elinize bir tuvalle bir fırça veriyorlar Türk bayrağını çizsene diye. Öyle mi? Tabii tabii. Yani neler 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 bir sürü şey. Oo. Aç kaldım, süründüm bilmem ne falan. Evet oraya gittiğinde seni bıraktılar değil mi? Parasız pulsuz kaldım. Neler çektim yani. O dönemde yaşadıklarım. Yok Türkiye'de sarışın kadın olmaz deyip saçımı kumrala boyadılar ki Eurovision'da Türkiye'de ben finalist olup birinci seçildiğim zaman saçlarım bu renkli benim. Ve buralarımdaydı. Evet. Sonra Türkiye'de sarışın kadın olmaz deyip saçımı kumrala boyadılar. Ya böyle abuk sabukluklar. Burada organizasyonun böyle acemiliği de söz konusu değil mi Müge? Evet. Bir de 17 yaşında bir kız tabii. 50 sene önce, 49 evet, sene evet, önceki evet, o beyinler başka çalışan beyinler. Saçını boyattılar. Üstüne bir elbise giydirdiler. Evet. Ayağıma oraya... ayakkabı bulamadılar. Evet. Bunun altında benim böyle spor böyle hem topuklu mu ne oldu belirsiz. Böyle pantolonların altında o dönemde. Meşhur olan ayakkabıları giydiler. Altını bunun altında bir ayakkabı bile bulamadılar. Yani o kadar zavallıca işler. Ya. Nerede düzenlenmişti? İsveç. İsveç'te evet, düzenlenmişti. Bak yine yıllar sonra yanınızda, İsveç. Yanınızda bir ekip falan da yoktu. Yalnızdınız. Hani sizi yöneten, yardım eden kıyafetiniz. Bir tane kişi vardı. Evet. Yani bir şey de diyemiyorum şimdi ne diyeyim arkasından göçtü gitti öbür dünyaya. Allah rahmet eylesin. Yani. Hı. Erkan Özerman vardı ve yani, bayağı sıkıntılı şeyler yaşadılar. Bayağı sıkıntılı yaşadılar, şeyler yaşadım. Bayağı sıkıntılıydı benim için yani. Şimdi bugüne döndüğümüzde yine Eurovision söz konusu Sertab Erener'in katılımıyla, konuk olarak katılımıyla beraber. Şimdi Semiha Hanım kıyafetini değiştirirken biz ne yapacağız? Gülşen Eurovision'la ilgili ülkem için ne gerekiyorsa yaparım dedikten sonra 2013'ten bu yana sevgili seyirciler aday olabilir mi acaba? Olur mu dediğimiz isimler tekrar gündeme geldi. Bir izleyelim.
Evet, evet. Semiha tarihi kostümünü çıkardı. Ama ne tarih hem de evet, vallahi. Evet, kesinlikle yani. Tarihi. Şimdi nereye geldik? Sertab Erener'in İsveç Malmö'ye gitmesi, Gülşen'in açıklama yapması, üzerine. Seninle bir dakikanın yeniden gündeme, zaten hiç gündemden düşmüyor. Şöyle, bu aralarda bir de başka bir olaydan dolayı iyice patladı şarkı. Ha. Şimdi söyleyemiyorum ne olduğunu ama yani baya bir patladı son evet. zamanlarda. Hiç bitmez o şarkı. Hiç bitmez. Sence sen ülkemizi temsil eden ilk star olarak katılırsak eğer kim temsil etmeli? Kim ya kimsenin yani kimin olduğu çok önemli değil. Çünkü en konu bir şarkı yarışması bu. Evet. İlla ülkendeki çok şöhretli birinin gitmesi gerekmiyor. Bence güzel bir şarkıyla her türlü, her şekilde katılılmalı. Çünkü ülkelerin tanıtımı açısından çok önemli Eurovision. Kesinlikle. Kriter ne olmalı sence? Yani katılım kriteri ne olmalı? Ne gibi? Yani oraya hangi kriterdeki solistler katılmalı? Şimdi Hande Yener, Gülşen, Ediz, pek çok isim konuşuyor. Ya illa ki Türk Halk Müzikçi olması gerekmiyor ki. Türk Halk Müziği de gönderebilirsin. Özgüncü de gidebilir. Bence evet. dans grubu gidip şov yapmalı. Şov yapmalı. Araya bir kişi girip çıkmalı. Gibi. Yani çünkü artık hani bunun kriteri baktığını çok açık, ucu çok açık. Ama genelde hep pop sanatçıları, pop söyleyenler genelde söz konusu oluyor. Yani onların ismi dinlendiriliyor. Şimdi yurt dışı hep pop olduğu için yani başka evet. bir müzikle dinleyebiliyorsun, dinleyemiyorsun ki ama bizim çok güzel türkülerimiz var mesela. Evet. Türk sanat müziği biraz yavaş kalabilir. Yani ama orada da çok güzel eserler çıkabilir. İlla bunun bir kriter olması gerekmiyor. Bence ne olursa olsun, kim olursa olsun, ne şekilde olursa olsun oraya gidilmeli. Evet. Bizim açımızdan, ülkemiz açısından. Ülkenin mozaikleri tanıtılmalı bir kere. Biz çok geniş mozaiğe sahip bir ülkeyiz. Tabii ki. Bunun köprüsünden camisine, deniz kenarlarından tarlasına varana kadar o kadar geniş bir yelpazemiz var ki. Evet. Ülkenin tanıtımı açısından çok önemli bir Peki kere. Peki Semiha, 1975 yılından bu yana katılanlar arasında seni en çok kim etkiledi? İlla da çok iyi puan derece falan almasına gerek yok. Takıldığın bir şarkıcı, sanatçı var mı? Valla ülkeyi temsil etmedi şarkı. Yani Eurovision'a gitmedi ama Yeliz'in hayalindeki adamı çok severim ben mesela. Selma Andak bestesidir. Onun haricindekilerde Çetin Alp'in şarkısı çok eleştirdi mesela canım. Opera ama çok iyi opera. Şarkıcıdır. Sonuncu yani, olmuştu. Çok sevdiğim bir şarkıdır benim, ayrıca da iyi şarkıcıdır ama adamı da parçada yok böyle şarkım olmuş bilmem neymiş. Arkadaş Eurovision artık şarkı yarışmasından da çıktı biliyorsun, biraz zombiler kazandıydı. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani...